Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyorum. 20. sorudayım. Şimdi 20. soruda paragrafı bayağı bir uzun gördüğünüz gibi. Bakınız. Bir sinema salonunda her biri farklı sayıda koltuğu koltuk olan birden 9'a kadar numaralandırılmış ardarda 9 tane sıra bulunmaktaymış. Arkadaşlar şöyle bir kağıt üzerinde bunu çizeyim. Bakınız 9 tane sıra var burada. 9 tane sırada her birini yazıyorum. Birinci sıradan, ikinci sıra. Dokuza kadar dizilmiş ve bunlar da dokuza kadar da numaralandırmış. Dokuz tane sıra bulunmaktaymış. Cümleler uzun olmasına rağmen uzun olan tüm soruların gayet basit olduğunu göreceksiniz. Devam ediyorum. Bu salonda seyredilen bir filme gelen seyircilerin oturma düzeniyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci sıradaki koltukların tamamı dolu. Arkadaşlar bunu anladım. Bunların tamamı dolu. Ve sorunun cümlesinde de dolu koltuk sayısını söylüyor. Demek ki buradaki dolu koltuk sayısını x ile belirlersem x tanesi dolu. Diğerleri için de bakacağım. Birinci sıradan sonraki her bir sıradaki dolu koltuk sayısı. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Birinci sıradan sonraki her bir sıradaki dolu koltuk sayısı. Dikkat edin. Birinci sıradaki dolu koltuk sayısından. Yani x'ten. Bulunulan sıran numarası kadar fazladır. Arkadaşlar buraya biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Birinci sıradaki birinci sıradan sonraki her bir sıradaki dolu koltuk sayısı yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar olanı e, kastetmiş oluyor. Birinci sıradaki dolu koltuk sayısından bulunulan sıra numarası kadar fazladır. Şimdi biz ikinci sırada bulunuyorsak sadece ikinci sıra için düşünüyorum. İkinci sıradaki dolu koltuk sayısı birinci sıradaki dolu koltuk sayısından bulunduğu nerede bulunuyor? İkinci sırada. İkinci sırada olduğu için sıra numarası da 2 olduğu için 2 kadar fazladır. Yani burası o zaman x artı 2. Üçüncü sıraya geliyorum. Üçüncü sıradaki de bulunduğu sıra numarası 3 olduğu için 1. sıradaki dolu koltuk sayısından kendi bulunduğu sıra numarası 3 olduğu için 3 fazla olacaktır. Arkadaşlar 2'deki x artı 2, 3'deki x artı 3 diye devam edecek demek ki. 4'teki x artı 4, 5'teki x artı 5, 6'daki x artı 6, 7'deki x artı 7, 8'deki x artı 8 ve 9'daki de x artı 9 olacak. Bunların hepsi burada bulunan koltukların dolu olan sayıları. Bizde dolu koltuk sayısını 215 olarak söylediğine göre arkadaşlar bunların hepsinin toplamı x artı 2 x artı 3 4 5 6 bazı sorular biraz uzun oluyor bu şekilde 7 Arkadaşlar 8, 9, bunların hepsinin toplamı 215 taneymiş. Bunları toparlıyorum. Arkadaşlar bunların her birinde birer tane x var. Dolayısıyla 9 x olacak. Geri kalan sayılar içinde herhangi bir formül falan kullanmaya gerek yok. Toparlıyorum. 17, 24, 30, 35, 39, 42 ve 44. Arkadaşlar 215 eşitse 44'ü diğer tarafa atarsam 215'ten 44'ü çıkarmış oluyorum 171 kalmış oluyor arkadaşlar. Her iki tarafı da 9'a böldüğüm zaman 171'i 9'a böldüğünüzde kalan bizim için 19 olmuş olacak. Şimdi dikkat edin. Bizden sadece neyi soruyor? 1. sıradaki dolu koltuk sayısını. O zaman 1. sıradaki dolu koltuk sayımız 19 olmuş oluyor. Geçiyorum arkadaşlar. Bakın biraz daha uzun cümleli olan sorulara geldik. Bunlar kısmen yeni versiyon sorular aslında. Hem tarzı kalpeise DGS ve ALES olarak nitelendirilebilir. Aslında yine iki bilinmeyenli denklem olarak da çözülebilir. Tek bilinmeyenli denklem olarak da çözülebilir. 21. sorumuzdan başlıyorum. Renkli taşları üst üste koyarak çiçek veya yıldız motifleri düzenleniyormuş. Arkadaşlar yazıyorum çiçek motifi. Yıldız motifi. Her cümlede bu şekilde yazarak ve görselleştirerek gitmeniz en azından soruya hakim olmanız açısından gayet önemlidir. Arkadaşlar her sırada 25 tane olmak üzere 4 sıra taşla bir çiçek motifi yapılıyormuş. Ne yapabilirim mesela diyelim ki her sırada şu şekilde 4 tane sıramız var ve 25 tane taşımız var. 25, 25, 25 ve 25. Yani toplamda bir çiçek motifi için toplamda 100 tane taş kullanılıyor. Bir motif için. Devam ediyorum. 30 tane o, e, olmak üzere 3 sıra taşla da yıldız motifi oluşturuluyormuş. Arkadaşlar ona da şöyle bir şekil çizeyim. Şurada 30, Burada 30, burada 30. Yani burada da yıldız motifinin her birinde 90 tane taş varmış. Yani bir motifinde. Bu sanatçı ki bundan önceki örneklerde de buna benzer iki toplamlı olan sayılar gördük. Bakın 1150 tane taş, 12 tane motif. İşte burası bizim için önemli. 1000 150 tane taş. Bu taşın sayısı. Bu da taşın sayısı. Arkadaşlar 1150 de yine taşın sayısı olduğu için bunların üçü de aynı denklemin içine girmeli. Bakın bize neyi soruyor? Çiçek motifi sayısı nedir? Arkadaşlar x tane motif buna dediğiniz zaman bakın ne dedik? Motif dedik. O zaman motif sayısından çıkartacaksınız. Yıldız motifi sayısı da 12 eksi x tane olacak. Ve bu şekilde 12 sayısını bilinmeyenlerle dağıtmış olduk. Klasik olan soru tiplerinde arkadaşlar çarpacak mıyım, toplayacak mıyım, çıkartacak mıyım, ne yapılacağını bilmiyorsanız kesinlikle size çarpmanızı öneririm. Diyelim ki bizim 5 tane motifimiz var. Her bir motifte 100 tane taş varsa 5 motif için 500 tane taş olacak. Yani normal sayılarla da düşündüğünüzde burada çarpma işlemi olduğunu görebilirsiniz. Şimdi çarpıyorum. 100 çarpı x çiçekte kullanılan motif sayısı. Arkadaşlar 90 çarpı 12 x x de yıldız motifinde kullanılan taş sayısı. Bu da taş sayısı. Bu da taş sayısı. Dolayısıyla toplam taş sayısı 1150'ye eşit olacaktır. Buradaki ifadelerin her birinde birer tane sıfır var. Dolayısıyla sıfırları sadeleştirdim. Parantez içinde sıfır varsa arkadaşlar buna karışmıyorsunuz. Geri kalanları yazıyorum. 10x artı 9 çarpı 12 eksi x 115 e eşit. Parantez açıyorum. 10x artı 9 12'nin çarpımı 108 eksi 9 x ifadesi 115'e. Arkadaşlar 108'i diğer tarafa atarsam burada 7 sayısı kalır. Artı 10 x ile eksi 9 x'in toplamıyla da buradan x sayımız kalır. x sayısı neydi? Çiçek motifi sayısını sormuştu bize. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi 22. soruda arkadaşlar denklem çözeceğiz. Tamam denklem çözmeyi çözeceğiz de. Biraz da size bazı sorularda denklemi kuramasanız da şıklardan gitmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi şıklardan giderken de 5 tane şıkkımız var. Hangi birini deneyeceğiz diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben Bolu'yla Denizli şıkkını tavsiye ediyorum. Bu ikisinden başlayabilirsiniz. Neden? diyelim ki ben bakın şu anda ne sorduğunu bilmiyorum ama 28'i aldım. Diyelim ki bu fazla çıktı. O zaman 25 bizim için az olan bu cevaptır. 32'yi denedim. Bu da az çıktı. O zaman cevabınız 34 olacaktır. Farklı düşünüyorum. 28 az çıktı. 32 de fazla çıktı. Arkadaşlar o zaman da ortadaki sayı yani 29'u denemiş denemeden sonucu bulmuş olacaksınız. Yani bizde iki tane şıkkı deneyerek doğru sonuca %99 ulaşmış olacaksınız. Arkadaşlar önce şıklardan gidiyorum. Şöyle çözümü bir kenara alayım. Okuyorum. Bir kütüphane ödünç Alınan kitap ve dergeler için sırasıyla kitaplar için 15 gün, dergeler için de 15 e, kitaplar için 20 gün, dergeler için 15 günlük iade süresi belirlemiş. Bu süreyi aşan her gün için kitap başına bir tane ceza veriyorsunuz. Diyelim ki 21 günde teslim ettiniz. O zaman kitaba bir günlük ceza vereceksiniz bir günlük ceza 1 TL. Dergiyi de 21 günde teslim ettiğiniz, ettiyseniz 6 günde buna ceza vereceksiniz. Dergi de günlük cezası arkadaşlar 0,5 TL. Yani 6 çarpı 0,5. 3 lira da ona ceza vereceksiniz. Okuyorum. Bu kütüphaneden aynı gün bir kitap ve bir dergi alan bir kişi daha sonra bunları iade etmiştir ve 16 TL'lik para cezası ödemiştir. Arkadaşlar 16 TL'lik para cezası bakın şurada şuna dikkat etmeniz lazım. Aynı gün dergiyle kitabı alıyor ve bunları birlikte tekrardan veriyor. Yani dergi içinde kitap içinde aynı gün söz konusu. Şıklardan alıyorum dedim. Ben Bolu şıkkını aldım. Kitapları ve dergileri 28 günde iade edersem. Bakın denklemlerde yaptığımın aynısını buradaki şıklardan giderek bilinen sayılarla da aynısını yapmış olacağım. Arkadaşlar 28 günde iade etmişsem kitap için 20 günlük iade süresi vardı. O zaman 28'den 20'yi çıkartırsınız. Burada 8 günlük ceza vereceksiniz. Arkadaşlar kitabın bir günlük cezası 1 TL olduğu için de bunu çarpacaksınız. Demek ki burada 8 TL'lik burada ceza var. 28 günde ben dergiyi de teslim etmişsem Arkadaşlar 28'den 15'i çıkartacaksınız. Ve 13 günlük burada bir ceza var. 13 günlük ceza her gün ne kadar ceza ödeniyor? 0,5 TL'lik bir cezası var. O zaman 13 günde de 0,5 yani 13 çarpı 0,5'i de 5 bölü 10 olarak aldım. Yani 13 çarpı 1 bölü 2. 6,5 TL'de buna ceza ödedim. Kitaplar için 8 TL. Dergiler için de 6,5 TL. Toplamda 14,5 TL ceza ödedim. Ve bu Sorunun istediği değil, yanlış oldu. Hayır. Bakınız, toplam ceza miktarım benim 16 TL olacaktı, 14.5 TL buldum. Ne kadar az? 1.5 TL az buldum. Arkadaşlar, buradan ilerlersem 1.5 TL az. Ben kitapları ve dergileri bir gün geç götürürsem, yani 28 günde değil de, 29 günde götürürsem 1 TL kitapları için ceza 6,5 TL de buna vermiştim. 0,5 de dergiler için ceza ödedim. Yani 7. Buna da 9. Toplamda 16 TL'lik ceza. Yani bir gün geç götürmem demek bu doğru cevabımızın 29 olması demektir. Bakın işlemleri bir kenara koyuyorum. Dikkat edin. Ne işlem yaptık? aynısını burada diyeceğim. Biz gün sayısına 28 dedik. Burada gün sayısını bilmediğimiz zaman o zaman x günde teslim ettim. X günde teslim ettiysen bakın müsaade süresi kitapları için 20 gün olduğu için ki ben biraz önce burada da çıkarma işlemi yapmıştım ve kitapları için de bir çıkarma işlemi yapmıştım. Günden 20 günü çıkarmıştım. E, x verdiğiniz zaman x'ten de yine 20'yi çıkartacaksınız. Ve aynı işlem arkadaşlar ceza miktarı olan 1 TL ile çarpacaksınız. Çarpı 1. Kitaplara ceza ödediğim miktar bu kadar. Dergeler için aynı günde teslim edildiği için x eksi 15 günlük bir müsaade süresi vardı. Onu da çıkardım. Çarpı ceza miktarı 0,5. Şıklardan gitmeyi çok göz ardı etmeyin arkadaşlar ki Şıklardan giderek hangi işlemleri yapıyorsanız bilinen sayılarla bilinmeyen sayılarla da aynı işlemleri yapmış oluyorsunuz ki en azından denklem kuramadığınız zaman bu sizin için alternatif bir gidişat yolu olmuş olsun. Arkadaşlar burası toplam ceza miktarı 16. Şimdi denklemi çözelim. Arkadaşlar burası x eksi 20 artı x eksi 15 0,5'i de 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Sayısı buradan 16'ya ki bunun paydası 1'dir. x eksi 20 artı x eksi 15 bölü 2 ifadesi 16'ya. Payda eşitlemekten biraz kaçayım. Arkadaşlar 20'yi diğer tarafa atayım. 36 olsun. Buradaki x artı x eksi 15 bölü 2'nin de paydasını eşitlemiş olayım. Toparlayacak olursam 2x buradan gelecek. X de buradan gelecek. 3x eksi 15 bölü 2 ifadesi 36'ya arkadaşlar 3x eksi 15 ifadesi işler dışlar çarpımı yaparsanız 72'ye eksi 15'i diğer tarafa atarsam 3x sayısı 87'ye ve her iki tarafı 3'e bölerseniz de ilk sayısı 29'da. Yani 29 günde ben kitapları ve dergileri teslim edersem toplamda 16 TL'lik cezayı karşılamış oluyorum. Arkadaşlar denklem şekli bu. Biraz daha şimdi tarz olarak kısmen farklı bir soruyla karşı karşıyayız. 23. soru. Buna benzer bir soru KPSS'de gelmişti. Onun tarzı biraz değişikti ama e, Giriş hatları ikisinde aynı. Bir otoparkın birinci, ikinci ve üçüncü katları için, bakın cümleye dikkat edin. Birinci katta olmayan 18 araba. Birinci katta olan desen zaten burada çözülecek herhangi bir şey yok. Bakın KPSS'de e, KPSS'de nasıl geldi? Şöyle bir soruydu. Sarı, beyaz ve mavi şeklinde toplar var. Sarıları saymazsanız 50 tane top vardı. Yani sarıları saymadığınız zaman neyi saymış oluyorsunuz? Beyazlarla mavileri saymış oluyorsunuz. Mavileri saymazsanız denildiğinde o zaman sarıyla beyazları sayacaksınız. Burada o zaman 3 katlı bir otoparkımız varsa birinci katta olmayan dediğimiz zaman birinci katı kapatıyorum. Demek ki bu ikinci ve üçüncü katların toplamı arkadaşlar 18. İkinci katta olmayan dediğimiz zaman ikinci katı kapatıyorsunuz. O zaman 1 ile 3'ün toplamı 22. Üçüncü katta olmayan dediğimiz zaman da üçüncü katı kapatıyorsunuz. 1 ile ikinci katların toplamı 24. Arkadaşlar işlemi uzunca yapacağım. Kısaca yok etmeyi düşünmüyorum. Toparlıyorum. İki tane birinci kat. iki tane ikinci kat. Ve iki tane 3. kat. Bunların toplamı şuradaki sayıların toplamına eşit. 64. Ve her tarafı 2 ile sadeleştirirsem. 1, 2 ve 3. katların toplamı arkadaşlar 32 tane araç varmış de ne istiyor? Birinci kattaki araç sayısını. Bakın yaptığınız denklemde şöyleydi. 2 ile 3. katların toplamı 18'di. Bunu getiriyorum. Tekrardan burada yerine yazıyorum. 2 ile 3'ün toplamı 18 ise bu ikisinin yerine şurada 18 yazdım. 32'ye eşit. 18'de diğer tarafa atarsanız birinci kattaki araçların sayısı o zaman 14 olacaktır. Arkadaşlar 24. soru. Burada karışıkmış gibi görünse de çok basit bir soru aslında. Biraz da yavaş okumanızı ve işlemleri yavaş yavaş takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir öğretmen bir sınıftaki öğrencileri 12 kişilik bir A grubu ve 8 kişilik B grubu olmak üzere iki tane gruba ayırmış. Arkadaşlar iki gruba ayırdıktan sonra işte şuraya dikkat. Her iki gruba da eşit sayıda balon veriyor. Ve şimdi klasik olarak her iki gruba da x tane balon vermiş olursa yapmadığım işlemleri şöyle yazacağım. Her iki gruba da x tane balon vermiş olursa birinci gruptaki her bir kişi x bölü 12. ikinci gruptaki her bir kişi x bölü 8 tane balon alır. E ama burada işlemlerimiz biraz karmaşıklaşır. Bence. Arkadaşlar x'leri ne kadar geniş alırsanız kesirlerle o kadar uğraşmazsınız. Bakın tavsiyem şu. Burada 12 ile 8'in paydaları Şuraya 2, buraya 3 yazdığım zaman 24 de eşitlenir. Yani kısaca ben burada da 12 ile 8'in ekokunu yani 24 olarak bulursam x vereceğime arkadaşlar 24x her bir gruba verilen balon sayısı. Birinci gruptakiler yani 12 kişi 24x tane balon alacak. İkinci gruptaki 8 kişi 24x balon alacak. Böylelikle işlemler karmaşıklaşmaz. Burada her bir kişinin aldığı balon sayısı. Arkadaşlar 2x olmuş olacak. Toplam 12 kişi bakın. Uzun uza diye yazacağım. Şöyle 8 oldu. Arkadaşlar toplam 24 oldu. İkinci gruptaki 8 kişi de kişi başına 3x tane balon alacak. Arkadaşlar 3x, 3x, 3x. Toplam 8 kişiye tamamlayacağım. Böylelikle 8 kişi ve toplamda 24x almış oldu. Devam ediyorum. Bu balonlar grup içindeki öğrenciler arasında eşit olarak paylaştırılıyor ki paylaştırdım. Dikkat edin. Biraz ÖSYM yazısının altında kalmış bu soru. Daha sonra her bir gruptan ikişer öğrenci balonlarıyla beraber ayrılıyor. O zaman buradan iki kişi ayırdım. Bunlar gitti. Diğer gruptan da iki kişi ayırdım. 3x 3x de buradan gitti. Son durumda A grubundaki toplam balon sayısı A grubundaki toplam balon sayısı B grubundaki toplam balon sayısından yani fazlalık bunun yanında söylendiği için artı 10 şeklinde yazacağım. Ama bu son durumda nedir? 24x'ti. Burada 4x giderse A'daki toplam balon sayısı 20x kalır. B'deki toplam balon sayısı da 3x, 3x, 6x gittiği için de arkadaşlar şunları toparlıyorsunuz: 3, 6, 9, 18x de burada kalır artı 10. 18x'i bu tarafa aldığınız zaman arkadaşlar 2x sayısı buradan 10'a. x sayısı buradan 5'e eşit. Bakın şuna dikkat edeceğiz. Hangi sınavda olursa olsun ister TYT'de, ister KPSS'de, ister DGS'de arkadaşlar soruların başlangıç kısmı çok çok önemli. Orta kısım yani gelişme kısmı elbette ki önemlidir ama başlangıç kısmında x'leri sizin nasıl belirleyeceğiniz, nasıl dağıtacağınız bu son derece önem arz etmiş oluyor. Öğretmen her bir gruba kaç tane balon vermiştir? Arkadaşlar x sayımız 5'ti. Her bir gruba verilen balon sayısı 24x olduğu için x yerine buradan 5 yazıyorum. 24 çarpı 5 demek ki 120'şer tane buradan balon alınmıştır. Cümleler uzun olmasına rağmen soru çok karmaşık bir soru değil aslında. Arkadaşlar 25. soru. Yine hatırlatayım bu soruları e, dosya TC'den indirebilirsiniz. Ben de birlikte çözebilirsiniz ki uzantısı videonun açıklama kısmında var. Bu da klasik bir denklem şekli. Sadece işlem yeteneğinizi artırmak için koydum. Arkadaşlar iki kalemle üç defterin fiyatı A X'lerle de belirleyebilirsiniz. Y'lerle de belirleyebilirsiniz. Ama A'yı ve B'yi soruya dahil etmeyeceksiniz. Neden? Soruda zaten A ve B var. Arkadaşlar Cümle olarak yazmamızda herhangi bir sakınca yok. Bakın iki kalem artı üç tane defterin fiyatı o zaman toplamda A liraymış. Burada bitti birinci denklemimiz. İkinci denklemde 4 kalem artı bir defterin fiyatı da toplam B liraymış. Biz burada neyi bulacağız? Sonradan soruya neyi dahil ettiyseniz. Neleri? K'ları ve D'leri. Arkadaşlar buraya dahil ettik. Şu 10 gibi görünmesin. D'leri dahil ettik. Biz bunların eşitini bulmamız lazım. Bir kalemin fiyatı nedir? Dolayısıyla benim kalemin fiyatını bulabilmem için defterleri yok etmem lazım. Arkadaşlar bunları şurası 3 burası 1 olduğu için şurayı 3'le çarpalım. Ve burası 12K edecek. 3D edecek. Artı artı bunların bir tanesini yukarı eksiyle çarpayım ki. Eksi 10K çıkmasın da artı 10K sonradan eksi 10'a bölmeyeyim diye. Yani aşağıyı 3 ile yukarıyı eksi 1 ile çarpmış oluyorsunuz. Eksi 2K eksi 3D ifadesi. Arkadaşlar eksi A'ya. Burada 12K artı 3D ifadesi de buradan 3B. Şimdi alt alta toparlarsam Arkadaşlar 12K'dan 2K'yı çıkardım. 10K 3B eksi A etti. Alt alta toplarsanız. Ve her iki tarafı 10 sayısına bölmüş oluyorsunuz. Ve K'nın eşiti yani buradaki kalemin eşiti 3B eksi A bölü 10. Arkadaşlar yine cümle olarak biraz uzun bir denklem. <laughs> Yine çıkmış bir ÖSYM sorusu. Adım adım gideceğiz ve adım adım x'leri belirleyeceğiz. Yine söylüyorum burada x'leri belirlemek ÖSYM'nin sorularında olağanüstü önem taşıyor. Kitap fuarına giden bir öğrenci grubunda 8 öğrenci bir kitap almış. Şimdilik bir şey yazmıyorum. Diğer öğrencilerden her biri ise en az 2 en fazla 4 kitap almıştır. Demek ki arada 3 kitap alanlar da var. Arkadaşlar 3'er kitap alanların sayısı, 2'er kitap alanların sayısı, 4'er kitap alanların sayısından bahsettiği için şöyle başlayacağım. 1 kitap alan öğrenci sayısı, 2 kitap alan öğrenci sayısı, 3 kitap alan öğrenci sayısı, ve 4 kitap alan öğrenci sayısı. Demek ki burada 4 tane değişkenimiz var. En başta söylenmişti zaten. 1000'er kitap alan öğrenci sayısı burada 8 tane. 8 öğrenci almış. Dikkat edin. 3'er kitap alan öğrencilerin sayısı 2'şer kitap alan öğrencilerin sayısının 2 katını. Arkadaşlar burası iki katına eşitse fazla olan kim? 3 kitap alanların sayısı. O zaman x öğrenci buna dersek 2x öğrenci de buna diyeceğiz. Ve cümle devam ediyordu. Aradan şunu çıkartıyorum. Onu belirledim nasıl olsa. Üçer kitap alan öğrencilerin sayısı. Dörder kitap alan öğrencilerin sayısının yarısına. Yani bu 4 kitap alan öğrenci sayısının yarısı olduğu için yarısı arkadaşlar 2x. Bunun yarısına eşitse 4 kitap alan öğrenci sayısına da 4x diyeceğiz. Şimdi hepsini belirledik. Arkadaşlar grupta 2 öğrenciler toplam 128 tane kitap aldı. Bakınız. Şöyle düşünüyorum. Toplayacak mıyım? 8x, 2x ve 4x'i toplayıp mı 128 eşitleyeceğim? Hayır şuraya kendimize bir değer verdim. Diyelim 5 verdim. 5 öğrenci ikişer kitap almışsa arkadaşlar çarpacaksınız toplam 10 tane kitap diyeceksiniz. Demek ki alttaki değerle üstteki değer birbirine çarpılacak ki toplam kitap sayısı bulunsun. Yani 1 çarpı 8 kitap sayısı, 2 çarpı x kitap sayısı, 3 çarpı 2x kitap sayısı, 3x2x, kitap sayısı ve 4 çarpı 4 xte toplam kitap sayısı olan 128 tane kitaba eşit. Arkadaşlar 8, 2x buradan elde ettik. 6x buradan, 16x buradan. Topluyorum. X'lerin sayısını 22, 24. Arkadaşlar 8 de diğer tarafa atarsam buradan 20 kalacak. Ve X'lerin sayısı 24x. Her iki tarafı 24'e böldüm. İlk sayısı buradan 5. Neyi soruyor bize? Grupta kaç öğrenci vardır? Arkadaşlar gruptaki öğrenci sayısı bunların hepsi. X'i getirip yerine yazarsak ilk sayısı burada 5'ti. Buraya da 5 yazarsak buranın toplamı 10. Buraya da 5 yazarsak buranın toplamı 20. Toplam öğrenci sayısı da 8, 5, 10 ve 20 olmuş olacak. Toplam 43 tane öğrencimiz olmuş olacak. Arkadaşlar kısmen denklem olarak çözülmeyen bir mantık sorusu gibi. 27. soru aslında. Bakın dikkat edin. Denklem kurulmuyor. Denklem kurulmadığı gibi burada küçük bir nüansı var. Onu kaçırmamanızı isteyeceğim. Bir apartmanda birden altıya kadar numaralandırılmış altı tane dairenin her birinde birer tane çocuk var. Arkadaşlar toplamda altı tane daire var. Şurada bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane daire. Bu çocukların her biri bayram ziyareti için bu apartmanda bulunan kendi dairesi dışındaki diğer tüm daireleri ziyaret etmiş ve ziyaret ettiği daireden ziyaret ettiği daireden o dairenin numarası kadar şeker almıştır. Diyelim ki ben birinci kattayım. İki numaralı daireye gidiyorum. İki tane şeker, üç tane şeker, dört tane, beş tane, altı tane şeker. Eğer 6 numaralı dairedeysem de baştan başlıyorum. 1 şeker, 2 şeker, 3, 4 ve 5 ki kendi dairesinden de almamış olacak. Çocuklardan ikisi. Yani burada da bir çocuk varsa aynı apartmanı tekrardan çiziyorum. Birinci çocuk için soldakini kullanalım. İkinci çocuk için de sağdakini kullanalım. Şurada birinci çocuk şuraya da ikinci çocuk için diyelim. İki farklı apartman yok. Aynı apartman için söz konusu bunlar. Arkadaşlar çocuklardan ikisi toplam 38 tane şeker topladığına göre. iki tane çocuk var. Kendi dairelerindeki şekerleri almayacaklar. Şekerleri toplayacaklar ve ikisindeki şekerlerin toplamı 38 şeker olduğuna göre çocukların bulunduğu dairelerin numaralarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar kendi dairesi dışındaki diyor. Ben çocuklara öyle bir engel koymuyorum. Bütün dairelerden çocuklar şeker toplarlarsa diye düşüneceğim. Birinci çocuk hangi dairede olursa olsun bütün dairelerden şeker toplarsa 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'in toplamı normalde 21 tane şeker almalıydı. Aynı şey ikinci çocuk için de geçerli. 21 şeker de bu almalıydı. Bütün dairelerden şeker toplarsa ve toplamda 42 tane şeker olmalıydı. Ama kaç tane şeker var? 38 tane şeker var. Demek ki kaç tane şeker eksik? 4 tane buradan eksik demektir. Eksik olan da arkadaşlar kendi daireleridir. Neden? Diyelim ki şöyle. Ben birinci dairedeyim. Buradan şeker toplamayacağım. Ben birinci çocuk olduğum zaman kendi dairemden almıyorsam 20. Bir numarayı almıyorum. Diyelim ki 3 numaradayım. 3 numaradan şeker toplamadığınız zaman toplamda hepsinden aldığınızda 21 tane. Ama kendi dairenizden almadığınız zaman 18 tane almış olacaksınız. Ve toplamda da 38 tane şekeri sağlamış olacağız. Soruda verilen kendi dairesi dışındaki ifadeye dikkat etmeden arkadaşlar biraz farklı düşünmekte fayda var. Kendi dairesinden de alırsa her iki çocuk toplamda 42 tane alır. Toplamda 38 tane şeker olduğuna göre 4 tane eksik. 4 eksik de nereden kaynaklanıyor? Kendi dairelerindeki şekerleri almamalarından kaynaklanıyor. Bu biraz da mantık sorusu aslında. Bunlara da zaman içerisinde yine çözeceğiz. Bunlara da alışmanızda fayda var. Arkadaşlar 28. soru. Yine çıkmış bir soru. Ve burada yine denklem olarak bir ifade söz konusu değil. Sadece değer verme ile alakalı bir soru aslında. 60 cevizin tamamı en tane öğrenciye arkadaşlar dağıtılacaktır. Yani dağıtılması demek paylaştırmak demektir. Paylaştırmak ya da bölüşmek. Burada bölme işlemi olarak görebilirsiniz. En tane öğrenci sayısı. Onun farklı bir kağıtta şöyle çizeyim. Arkadaşlar 60 tane ceviz. Öğrenci sayısı. En. Yani şöyle diyeyim. Mesela 10 tane öğrencim olursa 60 cevizi 10 tane öğrenciye paylaştırdığım zaman ben burada her birine altışer tane ceviz vermiş oluyorum. Yani bölme işlemin doğru şimdilik. Her bir öğrenci eşit sayıda alacak. Zaten bölme işleminde yaptığınız işlem her birinin eşit almasıdır. Ve her bir öğrenci en az 2 en fazla 10 tane ceviz alacaktır. Arkadaşlar n'in alabileceği kaç farklı değer diyor. Bakın en kaçtır derse demek ki bu denklemin bir tane çözümü var. Bakın dikkat edin. Tekrar söylüyorum. n sayısı kaçtır derse bu denklemin bir tane çözümü var. Ama n'in alabileceği farklı değerler soruyorsa demek en n sayısının burada birden fazla değeri var. Bu birden fazla değeri kim bulacak soru kendi bulmayacak siz değer olarak vereceksiniz. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum bu aklımda. En az 2 ceviz en fazla 10 ceviz. N'in yerine yazacak olduğunuz sayılar 60 sayısının bölen sayılar olmalı. Yani N'in yerine Arkadaşlar hiç kaçırmadan bölen sayılarını. 60'ı bölen 1, 2, 3 4, 5 6 10 12 15 20 30 Bir de en son 60 mı kalıyor? 60. Yani 3, 6 9, 12 tane değeri var aslında. Enin 60 sayısını bölmesi için. Ama şuna dikkat edersen Bakın tek tek yerine yazıyorum 60 ceviz enin yerine 1 yazarsam bir öğrenciye paylaştırılırsa o zaman 60 ceviz alması lazım bu öğrencinin alabiliyor mu en az 2 alması lazım en fazla 10 alması lazım olmadı demek en yerine 1 gitti 60 cevizi 2 öğrenciye paylaştırırsam 30 ceviz eder olmayacak 60'ı 3'e bölerseniz 20 ceviz edecek bu da olmayacak. 60'ı 4'e böldüğünüz zaman 15'er ceviz yine olmadı. 60'ı 5'e böldüğünüz zaman 12 ceviz yine olmadı. Şimdi geldim. 60'ı 6'ya böldüğünüz zaman 10 tane ceviz alabiliyor mu? Evet. Soruda verilen kısıtlamaya uyuyor şu anda. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine 60'ı 10'a böldüğünüz zaman her biri 6 şar ceviz alabiliyor. Oldu. Bundan sonrakilerin hepsi olur mu diye düşünürseniz herhalde olur diye düşünüyorsunuz. Ama yine kontrol etmekte fayda var. Olmayacak çünkü. 5 ceviz. 60'ı 15'e böldüğünüz zaman her biri 4 ceviz. Bu da oldu. 60'ı arkadaşlar 20'ye böldüğünüz zaman her biri 3 ceviz alır. Bu da oldu. 60'ı 30'a böldüğünüz zaman her biri 2 ceviz alır. Ki en az 2 ceviz alabiliyordu. Bu da doğru. En son 60 sayısı kalıyor. 60'ı 60 tane öğrenciye paylaştırdığınız zaman bir ceviz alabilir. Bu da değer olarak olmayacak. En sayısını alabileceği değer sayısı arkadaşlar burada 6, 10, 12, 15, 20 ve 30 toplam değer sayısı buradan 6 tane olmuş oluyor. Arkadaşlar 29. soru. Bunu da çözelim, videoya bir ara verelim. Bu bir KPSS sorusu. Zannediyorum 2017 KPSS sorusu hem şıklardan giderek çözeceğim hem de denklem olarak çözeceğim. Alper her ay 50 TL ödeyerek arkadaşına olan borcunun tamamını bitirmeyi planlıyor. İlk 5 ay boyunca her ay 40 TL. Sonraki her ayda 160 TL verdiğinde borcunun tamamını planladığı sürenin yarısında bitiriyor. Arkadaşlar siz planladığı süreyi x verirseniz yarısı o zaman x bölü 2 olacak. E kesinle uğraşacaksınız. Bence planladığı süreye 2x deyin ki yarısı o zaman x sürede bitirmiş olsun. Şimdi öncelikle bir denklem olarak yapmadan şıklardan gideyim. Arkadaşlar doğru cevap burada Denizli. Zaman kaybetmemek için yine size tavsiyem neydi? Bolu ve Denizli almaktı. Ben Denizli'den başlıyorum. Benim borcum 1000 lira olursa sağlaması doğru mu acaba? ben borcumu her ay 50 TL ödeyerek her ay 50 TL ödeyerek 20 ayda bitirebilirim. Birinci cümleye göre. Bu işin başlangıç kısmı. Bunu bir kenarda bırakıyorum. Kaç ayda? 20 ayda bitirebiliyormuşum. Bakalım sağlayacak mı? İlk 5 ay. Her ay 40 TL verirsem. Arkadaşlar 5 çarpı 40'tan 200 lira vermiş olurum. Bakın kaç aydı? 5 ay. Tamam. Sonraki her ay ise 160 lira vereceksiniz ve borcunuzu planladığınız sürenin yarısında. Planladığınız süre 20 ay. 5 e ay ödediniz. O zaman geriye 5 ay kalmış olacak. 5 ay çarpı her birinde 160 lira verirseniz arkadaşlar 800 de böyle verirsiniz. 800 ikinci parçada 200 de birinci parçada toplam 1000 liralık borcu ödemiş olursunuz. Yani 1000 lira bizim için soruyu sağlamış olur. Şimdi denklem olarak çözecek olursanız arkadaşlar planladığım süre 2x ay olsun. 2x ay Ben borcumu her ay 50 TL ödeyerek 2x ayda bitirmeyi düşünüyorsam demek ki borcumun tamamı 100x. Bu tabi borç kısmı 100x birinci denklemde burada kalsın. İlk 5 ay yine borcu ödemeye çalışıyorum ikinci şekilde. İlk 5 ay 40 TL verecek. Arkadaşlar sonraki aylarda da 160 TL verecek. Şurası TL bu da TL. Ama diyor ki Borcunun tamamını yani buranın hepsini planladığı sürenin yarısında planladığım süre 2x aydı arkadaşlar. Burayı x ayda ödemesi lazım. x ayda ödeyecek. 5 ay ben ödedim. x ay olabilmesi için buranın x eksi 5 ay ödenmesi gerekiyor ki toplam x ay edebilsin. Arkadaşlar 100x de borç miktarı Buradaki çarptığım sayılar da boş miktarda olduğu için bunları birbirlerine eşitleyebilirsiniz. Demek ki 100x karşı tarafta 5 çarpı 40 artı x eksi 5 çarpı 160'a eşitmiş. Buradaki parantezi açayım. Şurayı 200 artı şurası 160x olsun eksi 800. Parantezi açmış oldum arkadaşlar. Çoyaları 200 ile eksi 800'ü toparlarsam 160x eksi arkadaşlar 600 600'ü diğer tarafa attım. 100x'i de bu tarafa getirirsem 60x ve 60'ları da burada sadeleştirirsem burada bir tane 0 kaldı. 0 olması o sayının 10 olması demektir. X sayısı 10. Arkadaşına olan borç ne kadardır? Arkadaşlar borç miktarı birinci denklemde de yazabilirsiniz. ikinci denklemde de. Götürüyorum buradaki borç miktarını bulabilmem için. X'in yerine 10 yazıyorum. Arkadaşlar demek ki benim borç miktarım toplamda 1000 TL'lik. Arkadaşlar video uzun olmasın diye burayı da kesiyorum. Diğer videoda 30. sorudan başlayacağım. Şimdilik sağlıcakla kalın.